Kim bu? Baba sana soruyorum, kim bu? Kim bu? Cevap versene. Ama annemin yatağında. Baba kim bu? Selin, bir dakika. Bir dakika mı? Çok pardon. Pardon, uyan güzelim, uyandırıyorum ben. Sen kimsin? Kalk. Kızım. Ve ben çok özür dilerim. Ben çok özür dilerim. Kaldı bu kız böyle. Salih Hanım kızı eve getirme dememiş miydi? Yoksa ben mi yanlış hatırlıyorum? Bana bak Güllü. Aa, Selin Hanım kime bağırıyor böyle? Bismillah. Yok artık. Tövbe tövbe. Senin burada ne işin var? Senin annemin yatağında ne işin var? Senin... Sen kimsin? Sen kimsin de annemin yatağında yatıyorsun? Selin, kendine gel. Ne yapıyorsun sen? Kızın teki annemin yatağında yatıyor. Seni başucunda buluyorum ve ben hala sakin mi olayım? Bakın, niyetim kötü değildi, yemin ederim. Başlarım senin niyetine! Selin, kendine gel ya da lütfen odana çık artık, hadi. Siz de lütfen toparlanın ve çıkın buradan, hadi. Ne oluyor burada? Hazlı? Abla, karışmayın siz. Bir şey yok. Bir şey yok. Bir şey yok hala. Kızın teki annemin yatağında buluyorum ama hiçbir şey yok. Selin, yeter artık. Alo Sinan. Alo, duyuyor musun beni? Uçum neredesin yine? Bak bu gece de arabada sızmanı istemiyorum. Dön eve artık, babam da üzüm. Alo. Sinan. Yardım. Siz kimsiniz? Yardım. Sinan. Yardım. Yardım et. Sus artık, sus. Ama pardon, yabancı değil değil mi? Hizmetçinin kızı uykusu gelmiş yatıvermiş. Ne var bunda değil mi? Ne var bunda? Yardımcı diyoruz. Biz evimizde çalışan insanlara yardımcı diyoruz. Ah, çok özür dilerim baba, ayıpla beni. Yardımcıya hizmetçinin kızı dedim. Kızın uykusu gelmiş yatmış ama haksız olan benim. Sen çok haklısın, özür dilerim. Selin. Hadi gel, sakinleş biraz. Ben az önce burada ne gördüm abi, sen biliyor musun? Tamam. O yüzden diyorum işte, gel sakinleş ya biraz. Ya baş ucundaydın ya, baş ucundaydın. Ama ne var bunda değil mi? Ne var? Sözlerine dikkat et. Seni son kez uyarıyorum. Son kez. Babanınki demiştim.
Alo, buldunuz mu konumu? Yağız Bey, Sinan Bey'in araç GPS sinyali Kemerburgaz-Göktürk yolunda görünüyor. Araç hareket halinde değil. Aa, hareket halinde değil mi? Emin misin? Evet. Derhal konumu bana atın. Oraya da ambulans ve polis yollayın. Ne olur ne olmaz. Tamam yağız. Salih Hanım'ın yerine bakıyor musunuz? Bir haftalığına anlaşmışsınız ama sürenizi dolduramadınız. Olsun. Gene bu zarfta bir haftalık ücretiniz var. Alın ve derhal evimizi terk edin. Ben hak etmediğim parayı almam. Zarfınızı alın ve derhal evi terk edin. Anladınız mı? Ben hak etmediğim parayı almam. Siz de bunu anladınız mı? Anne. Anne. Yürü kız. Yürü. 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 Abinin burada. Sinan. Sinan konuş benimle Sinan. Çabuk çabuk. Sen ne kadar şaşırdıysan ben de o kadar şaşırdım. Evet, kabul edilir bir şey değil bu. Tamam. Ama senin bu tavırlarına artık bir son vermen lazım. Hemen odana çıkıyorsun ve konuşmuyorsun. Anlaşıldı mı? Ama baba. Tek kelime daha etme. Odana çık. Artık konuşacak bir şey yok. Hadi Selin. Uzatma sen de. Gökhan'cığım. Bir saniye. Sen benimle gel Selin'cığım. Sen beni ne kadar kırsan da ben senin yengenim. Arkanda ben varım. Gelsene bak ben sana ne göstereceğim. Gel. Gelsin mi? Ben nereden bileyim ya ama iki dakikacık dinleneyim dedim. Sadece birazcık uzanayım dedim. Ben de... Aptal. Ya saçmalama Yasemin. Çık şu odadan, delirtme beni hadi. Hadi. Bir dakika. Babama inanamıyorum ya. O kıza haddini bildireceğine bir de beni suçluyor. Neymiş efendim? Bekle, hizmetçi dakika. Değil, yardımcıymış. Yok, hayır, bir kim o kız ya? Kim ya, benim annemin yatağında yatıyor? Ne yapıyorsun? Ne yaptınız? Hangi cesaretle? Çık şu odadan hadi. Gökhan. İşte buldum.
Görür görmez tanıdım. İşte bu babanınki, sana demiştim. Kadın zaten Salih Hanım'a idareten yalıya gelmiş. Haftalığını gününü doldurmamasına rağmen verdim ama kabul etmedi. Ve ben de yalıyla ilişkini kestim. Yanlış mı yaptım? Doğru değil. Ödemesi muhakkak yapılmalı. Seninle sonra konuşacağız dedim. Odandan çıkma. Tanıdın mı baba? Aa. Bu o kadının kızı değil mi? E bu fotoğrafın bizim evimizde ne işi var? Sürpriz. Uyuyan güzelimiz meğerse yüz güzeli seçilmek istiyormuş. Abimin güzeller sergisini hatırladın mı baba? Sinan o gece bu kız için ne demişti? Terbiyesizlik etme. Babanla nasıl konuşulacağını öğren, öyle gel. Efendim? Sinan mı? Ne? Geldim galiba, geldim. Geldi geldi, bunlar bunlar. Arkadaşlar, durumu belirledi şu anda. Egemen'in yanında kimliği belirsiz bir şahıs. Hanımefendimiz bu durumu şu anda belirledi. Arkadaşlar, haber verin. Arkadaşlar, Yağız Egemen geliyor. Yağız Egemen. Yağız Bey. Ya bir dakika durun mu ya? Haber misiniz? Durun şunu Yağız Bey. Durum hakkında bilgi verir misiniz? Hayırlı akşamlar baba. Yasin, oğlum. Kardeşin nasıl yavrum? Saliha ile konuştun mu sen? Ya tamam anne, sonra konuşuruz. Neden sonra? Çocuğum, Saliha ile konuştun mu diyorum. Yürü, yürü, önümden yürü. Düş önüme çabuk. Alo, duymuyor musun sen beni Yasin? Tamam anne, benden de selam herkese. Neye tamam oğlum? Senin yaptıklarını ne yapacağız? Ha? Senin yaptıklarını ne yapacağız? Yürü. Anne yapma, oğlum. Çok kötüyüm ya. Ya kötüymüş. Ben nasılım acaba? Seni var ya seni. Sallama. Ya, Allah sizin cezanı vermesin. Ya anne vermesin. Ne yapıyorsun ya? Alt. Aa, çantanı bile tutma. Anne, Hazelet Hanım, niye ittirip duruyorsun kızı? Sen sor diye. İşine bak sen. Zırlayıp durma bak. Vallahi sinirlerim tepemde ha. Zırlama. Tamam. Zırlama. Sinirden kapı açamıyorum. Ben açayım mı? Hayır, sen açma, ben açarım. Sen ağlama. Sana içeride soracağım ben bulduysam. Anne, ya anne ne yapıyor? Asıl içeride göstereceğim sana. Sen gir bakayım içeri. Ya Fazilet anne, ne yapıyor kıza ya? Al. Fazilet anne. Al, kapımıza da dayandı. Ece. Ece iyi misin? Yasin ne oluyor evladım? Ya Ece iyi misin Ece? Anası evde olmayınca kapıdan ayrılmıyor. Senin layığın bu iş. Bu atırsız. Şükriye'nin sefil oğlu senin layığın. Ya Ece. Boşuna hayal kurmuşum senin için. Boşuna. Boşuna. Ya Ece ne oluyor Ece? Kız bunları, ne kavgaları, ne patırtılar. Ece bak, seni görmeden gitmeyeceğim ha. Çocuk kapıya dayanmış ayol kız, ne oluyor orada? Ece, seni görmeden gitmeyeceğim ha. Vallahi bunlar bir gün birbirlerini öldürecekler. Ece duyuyor musun beni? Ece! Ayağım bir yerinde. Ece! Ece! Ya! Ya sen git! Ya sen öyle mi izleyeceksin? Aptal! İpek
çarşaflara, kuş tüyü yastıklara layık mıyım kızım dedim. Ah, ah. Anne! Sen ancak bunlara layıksın. Al yataklar. Şimdi bu yataklarda. Yat! Buldun mu layığını? Ece bak seni görmeden gitmiş ona. Anne! Bak kıracağım kapıyı. Hadi kır da göreyim seni. Hadi kır da göreyim seni. Ya ne oluyor? Kır. Eller oldu ya. Elinin körü oldu elime. Sana ne? Ece! Bak eğer bir daha seni bu kapıda görürsem yemin ederim polis çağırırım bak. Polis çağırırım. Yeter. Gel oğlum gel. Uyma bunda. Ya Ünal amca görmüyor musun ama kızı perişan etti sakin ya. Sakin ol yavrum sakin ol. Ya tamam amca bak tamam ben bir şey yapmayacağım. Ne tamam, bakıyorsunuz tamam. Be? Tamam hadi sen. Ne bakıyorsunuz? Gir içeri. Gir içeri. Ya anne gel bir konuşalım ne olur ya. Ne konuşacağız? Ne konuşacağız? Söyle bana ne konuşacağız? Ağla sen ağla. Daha çok ağlayacaksın. Ömür boyu ağlayacaksın. Ben biliyorum sana yapacağını. Ben sana yapacağımı biliyorum. Alo. Evet annesiyim. Anne. Anne. Yasin, hadi üşütme annemi, eve git, hadi oğlum. Hadi gir evine sen de, ne olur gözünü seveyim, uyuma bunlara, hadi. Ya tamam Asife teyze, hadi siz gidin evinize, ben de gideceğim zaten. Dur, çabuk, 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 hadi. Ne oldu yine ya? Geç kızım, Ece. Geç. Geç. Ece, ne oldu? Ya Ece, nereye? Ya nereye gidiyorsun? Ay yine ne oluyor? Bu nereye koşturuyor anam? Bunların patırtısı da hiç bitmez anam, bitmez. Ne olmuş Yasin? Oğlum. Oğlum. Gökhan, sen Selin al, kardeşin içeriye geç. Hadi yavrum. Baba iyi misin? Tamam iyiyim. İyi. Hadi canım, hadi toparla kendini. Baba. Hiçbir şey olmayacak. Hiçbir şey olmayacak. Hiçbir şey olmayacak. Hadi. Toparla kendini. Sakin olmalısın. Nasıl sakin olayım Güzide? Oğlum. Biliyorum yavrum. Sen dağılırsan çocukları kimse toparlayamaz. Hadi yavrum, güçlü ol. Hazmi, hissi bekleme salonuna. Oğlum nerede?
Ben onu görmek istiyorum. Şu an için mümkün değil Azim Bey. Ben oğlumu görmek istiyorum. Nasıl mümkün değil? Oğlum nerede söyleyin bana. Nerede söyleyin bana, onun yanına girmem lazım. Nasıl o, söyleyin. Baba. Yaz. Ne oldu oğlum böyle? Ha, nasıl oldu? Anne. Anne, abla. Anne. Oğlum bak, hiçbir şey olmayacak ablana. Anne. Bak olsa ben hissederdim ben. Tamam mı? Anayım ben, ana. Olsa ben hissederdim. Olmayacak hiçbir şey ablana. Gör bak. Gör bak, hiçbir şey olmayacak ablana. Şoför bey biraz daha hızlı gidin ne olur. Anne. O bir kendine gelsin var ya, ben biliyorum yapacağımı. Kimse elimden alamayacak o. Kimse. İçmiştir kesin. Kesin zil zurna sarhoştur. Bir cezasın da kendine gelsin. Bari böyle bir günde sus. Anladın mı? Sus. Abi. Abiciğim sen mi buldun? Nasıldı? Konuşuyor muydu? Hadi gelin ameliyathane katında bekleyelim de. Babam da orada bekliyor bizi. Hadi çocuklar toparlanın. Hadi bakayım, öyle ağlamak falan yok. Güçlü olmalıyız. Hadi bakayım. Selin toparla kendini. Hadi bakayım. Yaşıyor mu? Yaşıyor değil mi? Evet. Bitti mi? Kanamayı durdurabildiniz mi? Oğlunuzun ameliyatı devam ediyor Azim Bey. Başhekimimiz de yolda. Ameliyata o da girecek. Peki siz neden çıktınız? Ya bir sorun yoksa niye çıktınız? Ben diğer ameliyattan çıktım. Oğlunuzun arkadaşının ailesi burada değil mi? Arkadaşı mı? Kim? Kimmiş arkadaşı? Hanımefendinin ailesi burada değil sanırım. Hanımefendi ya, tabii hanımefendi. Beyefendi olması mümkün değil zaten. Ben oğlumun arkadaşını falan bilmiyorum. Ben oğlumun durumunu öğrenmek istiyorum. Hem de derhal. Kimmiş ya yanındaki? Kimmiş? Bir şey söylesenize, tanıyor musunuz? Kimmiş? Senin gibi koleksiyonundaki nadide parçalardan biridir. Belki kankilerinden biridir, bilemeyiz. Hanımlar biraz ayıp olmuyor mu? Ben de salaklık zaten ya. Niye geldim ki buraya? Neyse, ayılınca geçmiş olsun dileklerimi iletirsin. Her ikisine de. Nerede? Hani nerede? Kızım nerede? Gördünüz mü kızımı? Kızım nerede Hasan? Bunların burada ne işi var? Ne oldu benim kızıma? Siz ne işiniz var sizin burada? Kızım nerede? Hanımefendi sakin olun. Hazan Çamkıran değil mi? Evet, annesi İbel onun. Nerede kızım? Kızınızı şimdi normal odaya alacağız. Yukarıda sizi bilgilendiriyor. Neden şimdi bilgilendirmiyorsunuz? Neden bana cevap vermiyorsunuz? Bir şey mi oldu benim kızıma? Sakin. Ay, abim bu kadının kızıyla mı kaza yaptı? Olacak şey değil. Bir dakika, kimde kaza yapmış benim kızım? Kimde kaza yapmış? Anne, ne oldu kızıma? Kimin arabasındaydı kızım? Nasıl yani? Kimde kaza yaptı? Bir cevap verin. Kimin arabasıyla kaza yapmış benim kızım? Kimin arabasıyla? Azim Bey, başhekimimiz geldi. Ameliyata girmeden görüşmek istemiştiniz. Tamam, geldim. Kimde kaza yaptı? Ay, kızım. Abla. Hasan. Abla. Hasan, aç gözlerini. Ne oldu sana? Abla. Hasan. Hasan, aç gözlerini. Abla. Hasan, aç gözlerini. Ne oldu sana? Ne oldu sana anneciğim? Aç gözlerini. Ne oldu? Sinan Bey için acil kan lazım. Sıfır negatif. Kan mı? Hadi be kızım, aç şunu, aç. Negatif. Negatif. Negatif.
Yok mu? Neredeyiz biz ya? Dağ başım burası. Koca hastanede kan yok. Kanını mı biz bulacağız? Tamam, sakin. Baba, abime kan bulamıyorlar. Azmi. Oğlunuza kan veren kişi burada. İşte bu hanımefendi. Tam zamanında yetişti. İki ünite alıyoruz. Sıkmayın kendinizi. Acıyor. Çıkarıyorum şimdi. Sıkmayın. Sıkmayın. Başlarım. Geldim işte, buradayım. Ne yaparsa yapsın. Allah'ım, bu nasıl bir gece? Abi, ne oldu? Bulunmuş mu kan? Suratın ısık gibi senin. Bulamamışlar mı? Bulunmuş. Oh, çok şükür. Senin yüzün niye ısık? Ya bu Sinan'ın arabadaki kızın kardeşi kan veriyor. Yok artık ya. O kadının kızı mı? Harika. Kadının kızları her yerden fırlıyor. Neyse, tamam. Sinan iyi olsun da. Önemli olan sağlığı. Kan da verildi, iyi olacak artık. Ya burada olan bitene şaşıran bir tek ben miyim? Evimizde bir hizmetçi peydalıyor ve kadının kızları her yerden fırlıyor. Bir kızı arabada, bir kızı yatakta. Ne diyorsun ya? Ne yatağı? Babana sor. Tamam. Yatsın, tamam. Bir kızı yatakta ne demek lan? Kan ünitesi nerede? Bu tarafta. Heh. Sıkın dişinizi. Şimdi bitiyor. Çıkarıyorum şimdi. Tamam. Oh. Geçmiş olsun. Ay. Ay, çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Elinize yapıştım. Sorun değil. Hemen iyileşsin inşallah. Sağ ol. Teşekkür ederim. Oğluma kan verdiğiniz için size minnettarım. Teşekkür ederim. Anne, duydum diyorum sana ya. Sıfır negatif diyorlar. Benim kanım bu. Bak, başlarım şimdi senin kanına ha. Ben ablanın derdine düşmüşüm. Sen bana neler söylüyorsun? Ya anneciğim, bak ablam daha iyi. Hem bak çok şükür kurtuldu da. E şimdi yazık değil mi o gencecik çocuğa ya? Kızım, zengin onlar, zengin. Kanı nerede arasalar orada bulurlar. Merak etme, senin kanına ihtiyaçları yok onların. Ya anne, acele aranıyor diye bağırıyorlardı ya. Çocuğun durumu kritik diyorum sana. Ben bunu bile bile burada duramam. Gidiyorum ben. Kritik ha? Bak sen Allah'ımın işine. Sen bizi yalıdan kış kış kov. Şimdi de benim küçük kızımın kanına muhtaç ol. Ya. Ey büyük Allah. Can borcum var buna, can. Şöyle buyurun, bunu içelim. Teşekkür ederim.
Hemşire hanım, ne zaman uyanacak acaba benim kızım? Bu akşam rahat uyusun diye serumuna sakinleştirici takviyesi yaptık. Sabaha kadar böyle uyuyacak mı yani? Evet ama ya merak etmeyin, ağrısız sancısız bir şekilde uyanacak. Ben merak etmeyeyim de kimler merak etsin hemşire hanım? Geçmiş olsun. Sağ olun hemşire hanım. Geçin şöyle geçin. Hadi dur. Dur aman benim, bende akıl kalmadı. Vallahi akıl kalmadı bende. Benim küçüğüm ne oldu? Ne oldu benim küçüğüme? Pardon? Sinan Egemen'e kan veriyordu ya. Ne olur doktora söyleyin canını acıtmasın. Tamam mı hemşire hanım? Tamam ben söyleyeyim. Hadi Allah senden razı olsun. Oh. Ay Yasin unuttum ben seni ya. Neler oldu bir bilsen. Duydum, ablan kaza yapmış Egemenlerin oğluyla. Sen de kan vermişsin, Allah razı olsun. Ne? Dur, benim ablamı görmem lazım. Ne oluyor ya? Sen söyleyeceksin ne oluyor, yürü. Aa, ya! Yasin ne yapıyorsun? Sus. Ya Yasin ne oluyor? Sus, yürü. Ya Yasin neyin var söylesene. Bir kızı arabada, bir kızı yatakta. Ne oluyor, sen söyleyeceksin. Geçmiş olsun Azim Bey. Kan takviyesi zamanında geldi. Çok şükür hayati tehlikeyi atlattık. Ablan yalı çapkınıyla araba kazası yaptı. Tamam onu anladık, eyvallah. Peki o kızıl saçlı kadın ne diyor? O arabadaki ablansa yataktaki de sensin Ece. Delirtme beni bak, gözlerini kaçırma, beni delirtme. Yasin bak bağırıp durma zaten, elim ayağım titriyor, ne diyorsun ya? Gözlerini benden kaçırma bak, delirtme beni bak. Bak bağırma. Arabadaki ablansa yataktaki de sensin Ece, beni delirtme. Yasin. Ne çeviriyorsunuz siz? Yasin bağırma baba. Herkesin içinde ya, bak elim ayağım titriyor zaten sinirden. Biz eve geçiyoruz. Tamam olsun. Görüşürüz baba. Aha. Ya şimdi her şeyi anlatırsın ya da giderim ona sorarım her şeyi. Ya dur, sakın yapma tamam mı? Yapma. Ya o zaman söylesene, ne saklıyorsunuz benden? Niye o kadınla konuşmamı istemiyorsun? Ya ne saklayacağım Yasin senden, ne diyorsun ya? Uyuyan güzel değil mi? Ya hadi bin arabaya, hadi. Hadi. Beni delirtme, beni ayar etme. Niye takıyor o kadın sana? Sen kimin yatağında yattın? Ya ne yatağa yatması Yasin, ne diyorsun ya? Ya kimin yatağında yattın? Ya ne diyorsun ya? Kadın bana takmış, bak kadın bana gıcık olmuş ya. Delikanlı. Aa, Egemen baba değil mi bu? E bir de ondan öğrenelim. Kaç yaşında adam, o kadın gibi takmaz sana nasıl olsun. Kızım. Hadi oğlum hadi, çok sağ ol, selametle selametle. Bu saate kadar beklettik seni. Hadi anam babam merak eder. Hadi çocuğum, hadi selametle, çok selam söyle akrabalara. Hadi, hadi oğlum benim, hadi. Güle güle, güle güle. Hazım Bey, akrabamız olur kendisi de merak etmiş. Kazayı hangi arabayla yaptınız diye kızı sıkıştırmış. Değil mi kızım? E alışık değiliz tabii biz böyle olaylara da. Ondan çok merak etmiş akrabalar. Yalnız akrabanızı davranışları konusunda uyarmanız lazım biraz. Delikanlı. Kızı da sıkıştırınca öyle şey edince. Bu arada yardımlarınız için size çok teşekkür ederim. Ailem adına size minnettarım. Tabii minnettar olacaksın. Can borçlusun benim kızıma, can. Sen unutsan da ben unutturmayacağım. Anne sen ne yaptın ya? Ne akrabası? Karışma sen. Ben ne yaptığımı biliyorum. Anne adama az önce yalan söyledin. Neden? Kızım, ablan adamın oğluyla kaza yaptı. Sen burada belalınla hastanenin önünde fingir deşiyorsun. Adam bizi böyle mi bilsin? Ya aması ama... maması yok. O at hırsızını akrabamız olarak bilecek, bu kadar. Yürü hadi. Yürü. Sinan Bey'in arabasındaki kızın kimlik bilgilerine ulaştık. Ozan Camkuran. Nereden tanıyorum ben seni? Abi. Hı? Ben burada kalmak istiyorum. Sen halamı götür.
Yavrum burada kalıp da kalabalık etmenin alemi var mı? Baban bir de bizle mi uğraşsın? Hadi bakayım kızım, hadi. Ben sizi bırakıp geri geleceğim zaten. Siz de yarın sabah gelirsiniz. Tamam, hadi kızım. Hadi kızım, hadi. Ne zaman uslanacaksın sen oğlum? Ne zaman büyüyeceksin? Bu acıyla nasıl baş edeceksin? Kendine daha ne kadar zarar vereceksin böyle? Ben annensiz... Seninle nasıl baş edeceğim? Oğlum benim. Yok artık ben telefona cevap vermek istemiyorum ya. İnsanlar Sinan nasıl diye sormuyor da yanındaki kız kimdi diye soruyorlar. Yuh artık Yasemin. El insaf ya, el insaf. Bir de yanındakinin hizmetçinin kızı olduğunu öğrenseler. Ya sen de millete laf ediyorsun. Kardeşimin hastanede olduğu gece şu yaptığına bak. Kardeşinin yediği halt sardı başımıza bunları. Kadının küçük kızı babanın yatağına yatacak kadar pervasız, büyük kızı da Sinan'ın yanında. Acaba ne haldelerdi o kazayı yaptılar? Asıl kız uyandığında öğreneceğiz biz ne olduğunu. Musallat oldular işte başımıza ya. Kim kime musallat oluyor ya? Aramızda konuşuyoruz Yas. Konuşmayın. Lütfen. Bari bu gece konuşmayın. Tamam. Biz bu gece konuşmayalım. Nasılsa Fazilet ve kızları tepemize çıktığında onlardan başka konuşacak mevzumuz olmayacak Yas. Mevzu falan yok. Hepsi kötü bir tesadüf. Tamam uzatma sen de. İyi geceler. De iyi geceler diyor ya. Sanki kızın kardeşi kan verdiğinde Beti ben zaten kendi değilmiş gibi. Tamam, tamam Yasemin. Sen de haklısın, tamam? Tamam. Eğer yakamızdan düşerlerse bundan sonra bana Yasemin değil Murat dersiniz artık. Tövbe estağfurullah ya. Al işte bak yine açmıyor telefonunu. Yahu geldik işte evleri şurası. Şimdi öğrenirsin küsmüş mü küsmemiş mi diye. Allah Allah. Buyurun. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Buyur yukarıdalar. Ay böyle gece gece gelmek nasipmiş. Bebeği uyandırmadık değil mi? Yok yok. Hep aklım sendeydi. Öyle aniden seni zor durumda bıraktım buraya geldim ya çok üzüldüm valla. Valla ben sana güvenip biletimi aldım. Ne yapalım böyle olacağı varmış. Hoş komşunu hiç gözüm tutmadı ama. Ne komşusu ayol? Fazilet Hanım işte. Kim dedi? Valla ne yalan söyleyeyim. Senin can arkadaşın olmasa Yasin de annem kefil demese. Yasin? Fazilet. İyi geceler.
MR sonuçlarınız çıktı da doktor bey sizi bekliyor. Tamam, geliyorum. Böyle nasıl ayağa kalktınız? Sinan Egemen nerede? Sinan Bey yoğun bakımda. Hanımefendi. Yağız Egemen geri geldi. Ya konuşmaz, boşuna koşturma. Sağ ol. Beyefendi. Beyefendi. Siz Hazım Bey'in oğlu musunuz? Buyurun. Yanlış anladınız. Ben dilenci değilim. O haberlerde çıkan sizin kardeşiniz değil mi? Evet. Gitmem lazım ama kusura bakmayın. Bir dakika. Kaç yaş var aranızda? Yalvarırım, ne olur cevap verin. Akran mısınız yoksa? Efendim, size ne bizim yaşımızdan falan. Gece gece. Tamam, peki Güzide. Yağız! Ne dedi sana? Ne dedi o kadın? Ya ben de bir şey anlamadım. Dilenci sandım. Para verdim, almadı. Oğlum ne konuşuyordunuz onunla? Söylesene, ne konuşuyordunuz? Ne oluyor baba, sen iyi misin? Yani Sinan'ın sordu. Saçma sapan yaş farkı falan sordu. Sen tanıyor musun o kadını? Ya senin yolunu kesince ben önemli bir şey zannettim. Gerildik hepimiz artık yani. Baba sen de yoruldun, bir geç dinlen istersen. Allah'ın belası. Allah'ın belası.
iyileşeceksin. Biliyorum. Biliyorum. Her şey kaldığı yerden devam edecek. Her şey yine eskisi gibi olacak. Ben yine gizli saklı seni izleyeceğim. Senin yine benden hiç haberin olmayacak. Lütfen bir dakikayı geçmeyelim Yaz Bey. Ben yine seni uzaktan sevmeye devam edeceğim. İyileşeceksin. Biliyorum. Teslim ediyoruz biz size can. Bu ne, nasıl bir hastane bu? Efendim ha? Lütfen sakin olun. Ne demek sakin olun ya? Kızım yok orada. Allah Allah, Allah. Yoğun bakım. Kız mutlaka yoğun bakım mı? Şule. Kızım. İçeride bayıldı. Sina. Yaşıyor mu? Bismillah. Abla. Yaşıyor mu? Abla sakin ol. Hazan Hanım. Yaşıyor. Akşam gittin ya ziyaretin odasına. Gördün ya yaşadığını. Unuttun mu? Sen yat kalk da dua et kardeşine. Ben kan verdim de Sinan Egemen'e. Abisine de dua et. Yere düşmene o mani olmuş. Abisi miymiş? Sağ olsun. Şak diye yapıştırmışlar gizemli güzeli. Allah'tan hizmetçinin kızı diye yazmamışlar. Ama birkaç güne uçar haber, hiç merak etme. Yani ben Fazilet'e güveniyorum. Maksimum iki güne ünlü olurlar. Bırak artık şu gazeteleri. Hadi hazırlan. Çıkalım. Hadi. Dün gece duydum da inanmamıştım. Ebu Fazilet Hanım'ın kızıymış ya. Değil mi? Sahi mi? O muymuş? Kulağımızla duyduk işte. Yasemin Hanım kendi ağzıyla söyledi. Sinan Bey'e bak sen. Bir Fazilet Hanım'ın kızı eksikti. Aman siz de bilmiyor musunuz bizim küçük beyi? Gezmiş, tozmuş. İki güne unutur onun adını. Buyurun Güzide Hanım, bir şey mi istemiştiniz? Biraz sessizlik istiyorum Gülten. Yemeğimizin piştiği bu yerde... ...sessizlik ve saygı.
Hala biz gidiyoruz, sen geliyor musun? Kafa günlük zor gelir. İyi, siz gidin. Biz Selin'den arkadan geliriz. Güzide Hanım, lütfen siz de sıkmayın canınızı. Yani sonuçta ağızlarına laf verdik, konuşacaklar. Hadi hayatım, görüşürüz hala. Çıktık biz. Biliyor musun, sırf halının suratını şöyle görmek için Fazilet ve kızlarını destekleyebilirim ben. Yasemin, abartma istersen. Tamam. Zaten Fazilet ve kızlarının benim desteğime ihtiyacı yok maşallah. Abla çok korktuk ya. İyi misin? Sen de korktun mu anne? Yine kurtulamadım benden. Evlatlar analarından kurtulur da ana evladından kurtulamaz bir ömür boyu. Sen şimdi beni didiklemeyi bırak da anlat anlat kaza nasıl oldu? Kavga mı ettiniz? Ha? Nasıl oldu? Ne kavgası ya? Ben senin neyi ima ettiğini biliyorum. Pes yani, pes. Pes? Bana mı pes? Kızım, koskoca egemenlerin oğluyla kaza yapan sensin. Aslı sana pes. Gece kendi canına bakmadan doğru Sinan Efendi'nin odasına koştun ama. Niye? Ne oluyor, ne bitiyor? Bülbül gibi şakacaksın bana. Hadi anlat. Abla, Allah aşkına senin ne işin var Sinan Egemen'le ya? Nereden tanıyorsun onu? Günaydın, geçmiş olsun. Doktor Bey birazdan gelecek kontroller için taburcu edeceğiz sizi. Fazilet Hanım siz miydiniz? Benim. Hazım Egemen sizi lobide bekliyor da. Lobide? Hemen geliyorum, söyleyin. Beyefendiyi bekletmeyelim. Beklettim, kusura bakmayın. Hazım Beyciğim, oğlunuz nasıl? Daha iyice inşallah. Sağ ol. Ne yazmışlar? Ha? Bir şey mi yazmışlar bakayım? Ay el aleme rezil olduk. Ele güne karşı biz hiç çıkmazdık bu gazetelere Hazım Beyciğim. Gazete meselesini sonra konuşuruz. Oturalım mı? Tabii. Kızınız nasıl? Benim küçük kızımın kolu şişti de biraz Hazım Beyciğim. Narin, böyle hemen kızarır bozarır. Aman, oğlunuzun canını kurtardı ya, iner şişliği. Ben aslında büyük kızınızı sormuştum. Taburcu oluyormuş, sevindik. Geçmiş olsun. Çok şükür, sağ ol. Ben de bu sigorta meselesini soracaktım. Acaba devlet ne kadarını karşılıyor bunu? Biz ödemeyi yaptık. Yani zaten oğlum sebep olmuş buna. Münasip olan da budur. Bilseydik özele gelmesini tercih etmezdik ama... Oğlumla kızınızın nasıl tanıştığını biliyor musunuz? Ah Hazım Beyciğim, ah. Biz kendi yağında kavrulan etliye sütlüye karışmayan sıradan insanlarız. Biz sizler gibi değiliz ki. Halkız biz, halk. Haddimi aşmak istemem ama... Yani sizin şu küçük oğlunuzun ünü de herkesçe malum yani. Çok meşhur. Hanımefendi, bu tesadüf nedeniyle mağdur olmamanız için elimden geleni yapacağımdan emin olabilirsiniz. Hazım Bey, dün akşam biz zaten sizin yeterince başınızı şişirdik. Yani kaderin cilvesi mi dersiniz, oyunu mu dersiniz, ben bilemedim. Benim küçük kızım dün geceden beri nasıl perişan, nasıl üzgün, nasıl utanıyor biliyor musunuz? Ah, ama neyse. Kanıyla oğlunuzun canına can kattı ya. Evet, ama o konu bambaşka. Yani kızınıza yardımları nedeniyle gerçekten müteşekkiriz. Ama yani evde yaptığı hata da affedilecek bir şey değil. Tabii, haklısınız. Yalnız siz de lütfen çok fazla üstüne gitmeyin. Daha çok genç. Şimdi bile yaptığı hatanın farkında olduğunu düşünüyorum.
Siz de uygun bir zamanda bizde kalan ödemenizi alın lütfen. Hazım Beyciğim, yani kabahatimiz bir yana şu hastane için de borçlandık biz size. Yani benim bir haftalık çalışmamın karşılığında alacağımın lafı mı olur? Yapmayın Hazım Beyciğim. Borç yok. Bizimle bir ilginiz kalmadı. Alacağınız da kalmasın. İyi günler. Şuna bak. Asil adam dedik. Büyük adam dedik. Ettiği laflara bak. Alacağınız kalmasınmış. Ne iyi adam derdim senin için. Benim kızım senin oğlunun canını kurtardı kanıyla. Öyle can parası 3 kuruşa 5 kuruşa olur mu? Daha dur sen dur. Dur daha neler olacak bak. Oo dışarısı gazeteci kaynıyor. Egemenler yüzünden başhekim nasıl panik ama. O kaza geçiren kızı servis kapısından çıkaracaklarmış. Hazım Egemen tek kare fotoğraf görürsem buluşuruz demiş. Oğlunun çapkınlığı malum. Adam ne yapsın? Öyle vallahi Sinan Egemen'i zaten ben takip ediyorum gazetelerden, magazinden. Ben böyle şey görmedim. Kaza yapmasına şok oldum geldiği zaten. Geldiği kızı gördün mü sen? Hemen basarız. Dakikasında basarız. Vay vay vay. Hepsi buraya doluşmuş ya bunlar. Haber gelecek. Patron çok sevinecek. Kazan bakacak. Arka kapıdan çıkacaklar. Ne? Arka kapıdan çıkacaklar diyorum sana. Anlar. Çok iyi. Arka kapıdan çıkıyorlar. Abla sen nasıl söylemezsin adamı tanıdığını ya? Biz o kadar didindik yarışmada yarışma diye. O gün bile söylemedin yani. Oteli gittiğin gün bile söylemedin bize. Ben senden hiçbir şey saklıyor muyum? Saklıyor muyum abla? Tamam. Söylemedim. Söylenecek bir şey de yok zaten. Spor salonundan tanıyorum. Bizim salona üye. O kadar. Öyle gerekti. Arabasına bindim. Başka da bir şey yok. Maşallah maşallah. İyi Sinan Egemen. Çok şükür çok iyi. Detayları öğrenmek istiyorsan al. Gazetesi ya. Egemenlerin oğluyla kaza yapacaksın da gazeteciler armut toplayacak ha? Bak oku. Her şey yazıyor orada. Güzel çıkmışsın. Beğendim bu resmini. İnanamıyorum ya. Kime niyet, kime kısmet. Ünlü oldun. Ünlü. Yani durumu görüyorsunuz. Biz ailecek bu konularda hassasız. Siz hiç merak etmeyin Yağız Bey. Hastane yönetimi olarak hem sizin hem de diğer ailenin güvenliği için gerekli tüm önlemleri alacağız. Tamam yani siz yine de bu arka çıkışta... Ben senin gibileri çok iyi bilirim. Bütün erkekler senin gibileri çok iyi bilir. Sen ve senin gibiler, kaşından ve gözünden başka artısı olmayan, ambalajı parlak ama içi de bir o kadar boş ve değersizsiniz.
Bırak kardeşini kolunu. Kızım bıraksana kardeşini kolunu. Abla kolumu kopardın ya. Ne o? Teşekkür mü edeceksin? Ne diyorsun sen ya? Abisi dün akşam seni yoğun bakımdan o kucakladı da çıkardı. Abla iyi misin? İyi misin? Hasan. Gir, gir koluma gir. Tamam, siz beni yine de bu arka çıkışı da şey yapın da. Nereden tanıyorum bu kızı? Evet yavaş git. Geldim ben. Ya annem olacak biz niye geldin? Ben dün geceki o yatak mevzusunu tutup yine ayağına geliyorum. Senin bana dediğin lafa bak. Ya tamam ama bak benim haberim yok tamam mı senin geldiğinden? Biz arka taraftan çıkıyoruz ön tarafta gazeteciler varmış. Burak'tan taksi aldım geldim. Yavaş. Yavaş. Geçmiş olsun kaza nasıl oldu efendim? Bir şey söyler misin? Hayır nereden çıktı bunlar? Arabada var mıydı? Sakladığınız bir şey var efendim. Lütfen cevap verin. Ne yapıyordunuz? Neden cevap vermiyorsunuz? Lütfen cevap verir misiniz? Arabada var mıydı? Sakladığınız bir şey var. Çekmeyin. Çekmeyin kardeşim. Canım çekmeyin. Ay çekmeyin. Hadi yürü anne ne yapıyorsun? Ya bu da açıları aldınız doğru mu? Çekmeyin ayol. Çekmeyin. Anne hadi. Anne. Anne. Bakın bu hadi. Anne hadi. Abla gel. Bakın çekmeyin diyorum size. Çekmeyin. Çekmeyin. Çekmeyin diyorum. Lütfen cevap verin. Nereden çıktınız ayol siz? Çekmeyin kardeşim çekmeyin. Ya çekmeyin diyorum size. Çekmeyin. Bakalım sevimsiz. Anlıyorum, anlıyorum. Mecbur olmasam ben de böyle bir şey istemem ama. Aa, bayılmadın mı sen hala? Efendim? Yani diyorum ki şey hangisini ziyarete geldin? Çünkü kız saburcu oldu da. Kanlı gözyaşları en sevdiğim. Senin benimle uğraşmaktan başka daha iyi yapabildiğin bir şey var mı Yasemin? Var ama o önümüzdeki derslerin konusu. Asıl sen öğrendin mi kimmiş kız? Hı? Umurumda değil. Ben buraya Sinan'ı değil Selin'i görmeye geldim. Oo, ama böyle koruyu dik tutmaya çalıştıkça daha komik oluyorsun. Tamam görüşmek üzere sağ ol. Nil hoş geldin. Aha. Karınla karşılaşmadan önce hoş gelmiştim. Ben bu kızı çok seviyorum. Çok tatlı ya. Çok güzel uğraşılıyor bununla. İki dakika ya. Ya yalnızca iki dakika. Ne yaptın da bu kızı bu hale getirdin iki dakikada ne yaptın? Bana iki dakika daha verseydin bayıltmıştım. Sen dalgın görünüyorsun. Bir şeye mi takıldın? Ya bu Sinan'ın arabasındaki kız bir yerden tanıyorum ama çıkaramıyorum bir türlü. Çok daha önemli meselelerimiz var. Bu çocuk deliydi. Sınır tanımazdı. Ama son zamanlarda iyice dağıttı. Annemden sonra? Evet. Annenden sonra işimiz çok zor. Ya bu çocuğu nasıl toparlayacağız bilmiyorum. Ben dün geceki gibi bir şey yaşamak istemiyorum artık Yağız. Haklısın baba. Ama merak etme ben bundan sonra Sinan'la birebir ilgileneceğim. Gözüm üstünde olacak. Tamam. Tamam çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bu iyiliğinizi hiç unutmayacağız. Size de. Hoşça kalın. Yine kimden ne iyilik gördük. Birkaç dostu soktum araya. Şu promil olayı. Niye yaptın ki böyle bir şey? Ha? Yani iyilik mi yapmış oldun şu an? Kaç promil çıktı sen biliyor musun? Hı? Ne yapsaydım? Hapse mi girseydi kardeşim? Magazin sayfalarından üçüncü sayfalara transfer olup şirketin imajını daha mı yerlere düşürseydi? Ne diyorsun ne hapsi ya? Birini mi öldürdü adam? Ceza hukuku musun sen?
Sen böyle yaptıkça bu herif akıllanmayacak. Bunu anlamak bu kadar zor mu? Bak ben kardeşim için de kendim için de her zaman... Kendinize gelin. Bir dakika. Ne yapıyorsunuz? Yeter. Kendinize gelin. Kardeşin doğru söylüyor. Bu bir ceza değil, ödüllendirme. Ama abin de kendine göre gerekeni yapmış. İş bize kalıyor. Cezasını bizim vermemiz lazım. Ben şu başhekimi arayayım. Telefonumu herhalde lobide unuttum. Ya onlar birdenbire nereden çıktı öyle ya? Ödüm koptu vallahi. Vay be. Demek ünlü olmak böyle bir şeymiş ha. Ya ben anlamıyorum, bu ünlüler, bu şöhretler, bu kameralara nasıl alışıyor, nasıl yapıyorlar? Vallahi seni bağlamaz. Sen nasıl olsa ünlü olmayacaksın yani. Yazık, Hazım Bey de o kadar tembih etmişti halbuki. Hazan, ne o kız suspus oldun? Nutkun mu tutuldu gazetecileri görünce? Ya takma sen kafanı ablam. İki gün unuturlar. Hem asıl mesele sen değilsin ki. O egemenlerin oğlan yani. Esas oğlan belli. Ama esas kız sen değilsin. Sen kim? Esas kız olmak kim? Yavaş dön. Bu kazayı da yanındaki kız meselesini de konuşacağız sonra seninle. Yavaş Bey, gazeteciler dışarıda. Kazadaki kızın ailesini çektiler. Versene onları. Ne oluyor? Hoş geldiniz Şükriye. Hoş buldum. Çaya bekleriz. Sonra anam, sonra. Ya Şükriye, bagajı açmadan... Ne bagajı? Ben senin o kafasız oğlunu paralamadan ne bagajı ha? Ne bagajı? Ben durağa gidiyorum. Bu kadınla da yüz göz olma, benim tepemin tasını attırma. Tamam. Ay, anne ödüm koptu ya. Hoş geldin. Çekil. Yasin! Neredesin? Ay. Abim sabah köründe çıktı gitti. Fazilet. Nerede o karı? Fazilet! Nerede o karı? Fazilet! Anne. Fazilet, çık dışarı yılan karı! Fazilet! Fazilet! Ne Fazilet, açlıyorum. Aç kapıyı Fazilet. Yılan, aç şu kapıyı. Duymuyor musun Fazilet? Fazilet, aç kapıyı. Aç! Aa. Şükriye delenmiş kız yine. Ne oluyor bunu? Ayol bu Fazilet'in de kapısına dayanana. Ne oluyor Şükriye Hanım? Aç kapıyı Fazilet! Anne. Fazilet! Aa, bunlar akşam oğlu, sabah anası. Bunların patırtısı falan bitmez ha. Hayırdır Şükriye Hanım? Ayağının tozuyla geldin. Neye delendin? O karıdan hayır mı gelir be? Evde yok ben Şükriye Hanım. Akşam fırlayıp gitti ana kız. Büyüğüne bir şey mi olmuş ne? Senin oğlan da peşlerinden motorunu atlayıp gitti. Daha da gelmediler. Kız niye söylemiyorsun abinin de onlarla gittiğini? Ya kavak yine benim başıma patladı anne ya. Anne. Kızmış mı bu biraz? Bizim kapıdalar. İyi, kızdıysa üstüne su döküveririz. Anne yapma ya. Püh Yasin sana! Püh! Fazilet! Oo, kapı açan elleriniz dert görmesin Şükriye Hanım. Gözlerim yaşardı vallahi. Şuraya bak. Bir daha alay edin. Ya abla. Kapılarda karşılıyorsunuz ama... Şimdi yorgunum, hastam var. Sizi eve davet etmek isterdim. İnşallah başka bir sefere. Fazilet! Allem ettin, kallem ettin. Kendini oyalıya sokuşturdun değil mi? Dur kız, anladım ben şimdi. Senin derdin başka. Şu mesele, sen onu bana değil, şu yalı kazığı oğluna soracaksın. Vallahi de yalı dedi abla ya. Ayol, yalıyı kim kaybetmiş de bunlar bulacak? Yuh! Yuh anne, ne yaptın yine ya?
Fazilet, bana bak. Ortalığı boş buldun, dünkü çocuğu parmağında oynatıyorsun değil mi? Ama yok, döndüm ben artık. Oğlumdan da, o yalıdan da fersan fersan uzak duracaksın, anlaşıldı mı? Sen orada dur bakalım biraz. Çok ileri gittin. Oğlunu al, tepe tepe kullan, senin olsun. Ama o yalı işi senin boyunu aşar Şükriye Hanım, aşar. Hoşt! Karı, sen kime diyorsun be? Ha? Anne! Sana diyorum, ben sana yollarım senin saçlarını. O yanıdan da dur kardeşini ben alıyorum. Saçını başını yollarım. Bırak. Bırak ne halleri varsa görsünler. Nerede bu? Elinden geleni ardına koyma. Ateş olsan cürmün kadar yer yakarsın. Onu da nefesinde söndürüveririm evelallah. Seni doğduğuna pişman edeceğim Şükriye. Pişman edeceğim çirkef. Yürü kız sen de. Yürü. Nerede para? Neyse. Bulsam ne olacak ki? Gidip verebilecek miyim sanki bu halimle? Çirkin. Yüzü çirkin, gönlü çirkin işte. Haset. Çirkin! Anne tamam. Ellemeyecektiniz onun saçını başını daha fazla yolacaktım ben. Anne tamam. Git oğlundan sor hesabını. Anneciğim sakinleşir misin tamam ya? Bırakacaktınız saçını başını yolacaktım oğlum. Şuna bak her yerim elledi. Bit de vardır bunda şimdi bit. Vallahi sıkı performanstı anne. Ya seni bizim spor salonunda mı alsak dövüş hocası olarak? Sen konuşma vallahi seni de paralayı veririm şimdi şurada ha. Anne uzamasın artık ya ne olur. Uzasın. Uzamasın hiç. Ben de kandırdım o yellozu. Gitsin oğluna sorsun bunun hesabını. Anne zaten kovulduk bitti. Kovulduk bitmedi efendim. Bitmedi bitemez. Ben de o yalıya geri dönmezsem şu fazileti kör kuyulara atın. Kovuldunuz ha. Hayırlı olsun. Dur bakalım Hazan Hanım. Dur. O iş o kadar kolay değil. O kadar kolay değil. Hele senin şu tanışıklığından sonra. Hiç kolay değil. Aklından ne geçiriyorsan sil. Yoksa ellerimle silerim. Bir kızım oğlunun arabasında başını yakmış, öbür kızım kanıyla canına can katmış. Kolay mı öyle kış kış demek bana? Yok öyle yağma. Yok öyle yağma. Ama ben bu Şükriye'yi parçalayamadım. Tamam artık sabahtan akşama kadar bitmez bu kan can muhabbeti. Kızım bu yatağın hali ne ya? Ne oldu anlatsanız bıçak var yatağın üstünde. Neyse orada ben yatarım. O değildi. Yasin bitti ya. Başlayacak şimdi onu nasıl evde? Uydurmadan düşünecekti. Aşk olsun ama abla ya. Sen bile böyle diyorsan. Anne kim? Git aç bakalım şu kapıyı. Ya Şükriye teyze geldiyse? Geleceği varsa göreceği de var Şükriye teyzenin. Git aç. Hazan Hanım? Sen şu tanışıklığı bir anlat bakalım, hadi. Sanki hastanede odanın kapısından dinlediğini bilmiyoruz. Ben yine de en başına anlatayım sana anneciğim, için rahat etsin. Spor salonundan tanıyorum. Arabasına bindim ama sizli bizli konuşuyorum. Samimi değiliz. Oldu mu? Otur ağla şimdi sen. Ha? Ne oldu, hayallerini mi yıktım? Sen de gazeteciler gibi pek bir heyecanlandın. Sen mi yıkacaksın benim hayallerimi? Buna gücün yeter mi senin? Senin anan boş hayallerin üzerine yatar mı kızım? Ne sandın? Gazeteciler heyecanlanır tabii. Adamlara malzeme lazım, haber yapacaklar. Sen kim, o adam kim? Erkek Fatma.
O adam seninle böyle bu halde gönül bile eğlendirmez be. Hadi onu bunu bırak da. Abisini anlat. Nereden tanıyorsun sen abisini onu? Hı? Diktin gözlerini adama. Az kalsın kızın kolunu kırıyordun. Söyle bakalım nereden tanıyorsun abisini? Hadi anlat. Betül abla geldi. Al işte. Canım. Merhaba. Ah, aklım başımdan gitti ya. Betül hoş geldin kızım. Nasılsın? Annen nasıl? Yavaş. Nasıl oldun? Biraz dağınık, kusura bakma. Aşk olsun. Ne oldu? Sen ne sandın Hazlan Hanım? Ben lep demeden leblebiyi anlayıverir. Demek bu adam abisiymiş ha? Abisiymiş. Bakın beyler, şimdi bize güvenin dediniz ya, biz yine de işi sıkı tutup kendi adamımızla verdik. Bak, ne oluyor? Arka kapıda basın toplantısı düzenleniyor değil mi? Ne deseniz haklısınız Yağız Bey. Hastanemiz bu konuda size karşı çok mahcup. Nasıl olduğunu inanın biz de anlamadık. Ya sizin işiniz anlamak değil zaten. Görevinizi yapın. Yani bir söz veriyorsunuz, arkasında durun. Babam telefonu lobide kaybolmuş. Bir zahmet onu buluverin. Emredersiniz. Ben kafeye iniyorum. Tamam canım, siz de babandan eve geçeriz. Yazcı, bu durumu nasıl açıklıyorlar? Açıklayamıyorlar. Hah, beceriksizler. Oh, aşkım ya. Hepsi benim yüzümden oldu ya. Hepsi benim yüzümden oldu. Çok şükür telefona bir şey olmamış Allah'tan. Kız! Ne oldu anne? Yine cam güzeli gibi oturmuşsun oraya. Hı? Ben senin nereye baktığını biliyorum. Ya anne, Yasin ne yapıyorsa biz iyi olalım diye yaptı ya. Şimdi kim bilir anasına sahşiyordur onu evde. Ay yeter vallahi yeter. İçim şişti Yasin'den. Yasin aşağı, Yasin yukarı. Bıktım. Bir daha şu ağzından Yasin lafını duyarsam o ağzını böyle büzeririm senin vallahi. Aa, bu ne be? Onca derdin varken bir de o mennebur karının oğluna mı üzüleceksin? Hamama giren terler. Biz mi dedik ona git de bize bir yalı ayarla diye? Kendi yaptı her şeyi. Bedelini ödeyecek. Bir daha duymayacağım vallahi Yasin ağzından. Sen şimdi bırak şu Yasin'i Masin'i de. Bak. Şu çirkef Şükriye. O mendebur Saliha'ya hiçbir şey söyleyememiş ya. Allah'tan kadın hiçbir şey bilmiyor. Keşke hiç girmeseydik biz o yalıya anne ya. Önünden bile geçmeseydik biz o yalının. Kovulduk da zaten. Değdi mi hiç saçınız başınız iyi olduğunuza şimdi? Kızım. Kızım. Bak. O adam bizi kapının önüne koyamaz. Hangi adam? Of. Nasıl anlatacağım ben bu kıza ya? Bak. Kızım sen şunu bir anlasana. Şunu bir kafana soksana sen. Sen bugün o adamın oğlunun hayatını kurtardın mı kurtarmadın mı? Kurtardın değil mi? Değil mi? Üstelik o yatak odası salaklığını bile unutturdun. Bir de ablanın durumunu koy üstüne. O adam bizi kapının önüne koyamaz. Sen Okan verme işine çok güvenme anne. Ya baksana adamın çocukları bizi pislikmişiz gibi bakıyor ya. Ablama da güvenme. Ablam bizim için hayatta yardım istemez. Ya baksana adamı tanıyormuş. Bunca zaman sesini bile çıkarmadı ya. Benden de nefret ettiler zaten. Artık torpil morpil de olmaz. Sen unut o işi anne. Yalıyı da yarışmayı da unut. Aptal kızım benim. Aptal kızım. Kaptanın ustalığı durgun sularda belli olmaz. Sen daha ananı tanımamışsın. Anan geçti bir kere dümenin başına. Fırtınaymış, dalgaymış, vız gelir tırıs gider bana. Bizim daha o yalıyla işimiz bitmedi.
bitmedi. Oh, gör gör. Ananı bir alık kızı uğruna ne hale soktun onu gör. Oh. Kıpırdanıp durma anne. Süremiyorum. Öyle başın eğik durursun işte. Sen daha o alık kızın peşinden koş. Bir ömür boyu başın eğik durursun işte. Yazıklar olsun. Kazık kadar boyun var. Şuncacık aklın yok be. Yedi mahalleyi rezil olduğumuz yetmiyormuş gibi. Bir de hısım akrabaya rezil edecektim beni. Öldüm öldüm dirildim Saliha'nın karşısında dün gece. El mahkum. Gözünün içine baka baka yalan söyledim kadıncağıza. Kim için? Bir edepsizin başı oynak kızı için. Ya yeter! Anne lafını bil de konuş. Gelin ne olacak o senin? Allah yazdıysa bozsun o belayı. Ya anne bak tamam bak yanlış yaptım hata yaptım ama aranız düzelsin diye yaptım anne. Çünkü dünür olacaksınız. Siz iki ana ne derseniz deyin dünür olacaksınız. Ya ben Ece'yle evleneceğim anne. Alacağım Ece'yi. Bitti. Ya yüzün çok belli değil sanki ya. Öyle bir anda bakınca anlaşılmıyor. Ha? Kızım sen kör müsün? Bal gibi de sensin işte. Vallahi hiç kusura bakma da anneannem bile görür görmez. Ayol bu senin Hazan değil mi dedi. Kafayı yiyeceğim ya. Bittim ben vallahi bittim. Kızım sen o kazada kafanı falan mı vurdun? Adam senin farkında bile değildi. Bir anda gizli sevgili, gizemli, güzel oldun. Herkes seni merak ediyor. Sen daha ne istiyorsun acaba? Kızım yazılanların hiçbiri doğru değil. Bilmiyor musun sanki? Yeni sevgilisi falan değilim ben ya. Almıyorum o kalın kafan. Sen boş boş konuşmayı bırak da. Otur bakayım şöyle. Otur. Yavaş. Hadi anlat artık. Ne oldu o gece? Hı? Gecenin o vaktinde nereye gidiyordunuz bakalım? Anlat. Nil, saatlerdir kafede oturuyorsun. Buraya kadar gelip yukarı çıkmadığına inanamıyorum. Gördüm. Ama Yağız hastaneyi yerle bir etti. Çok kızdı. Yine o beşinci sınıf mankenlerden değil mi? O kadar bile değil. Hizmetçinin kızı. Ne? Hizmetçinin kızı mı? Oğlum artık bu son olsun. Bak abilerin de, kız kardeşin, halan, ben de hepimiz çok korktuk. Eğer annen hayatta olsaydı o da çok üzülürdü. Ya bize bunu yaşatmaya hakkın yok ki. Ya narkozu nereden alıyorduk ya? Yine hayatın kutlu olsun şanslı çocuk. Beni iyi dinle. Sana kan veren küçük kıza teşekkür etmeyi unutma. Tamam? Şey peki... Küçük hanım güzel mi? Biz çıkıyoruz. Ben geleceğim sonra. Kazada yanındaki kız kim Sinan? Cidden ya. Durumu nasıl kızın? Sakatlık yoktur değil mi? Yok. O kızı nereden buldun? Sen beğendin galiba kızı. Bak istersen tanıştırabilirim. Tamam tamam. Spor hocası benim takıldığım salonda. Spor hocası. Annesi de Saliha Hanım'ın yerine bakan kadınmış. Nasıl ya? Düne kadar bizim evde personelmiş. Dün kovulmuş. Babamızın yatağında uyuyakalan küçük kızı yüzünden kovulmuş. O küçük hanım da dün gece sana kan veren kız. Yapma ya. Vay be çok eğlenceli ya. Bu
kız hakkında bilmem gereken bir şey var mı Sinan? Abi bak Nil geliyor, çok zor ikna ettim, sakın tersleme. Kız anlatsana. Yavaş biraz. Yazılanlar da senin kafandakiler de boş. Tamam mı? Bir şey olmadı, olamaz da zaten. O başka bir dünyadan ya. Ben öyle kendi kendime boş yerlerde takılıyorum işte. Bizim hayatlarımız, sevdiklerimiz, sevmediklerimiz, konuştuğumuz dil bile farklı sanki. Aptal mıyım ben? Kör müyüm? Benim gibi erkek Fatma'da ne bulacak ki o? Olma o zaman sen de erkek Fatma. Olma arkadaşım, gül gibi kızsın. Ne var yani kendine dikkat etsen, bir genç kız olduğunu hatırlasan. Ben ne olursam olayım. O ve ben... Olacak iş değil. Sen de boş yere beni gaza getirip heveslendirme ya. Ben olmayacak duaya amin demem, tamam mı? Bence bir dahaki sefer ehliyetine el koyacaklar. Sen ne diyorsun Yağız? Çocuk değil, kendini bilir. O zaman biz kafeye inelim mi? Yalnız kalsınlar. Çocuk çocuk işler yapıyorsun ya. Biz gelene kadar sen burada durursun değil mi Nil? Merak etmeyin. Ufaklık bana emanet. Abi. Ya niye azarlıyorsun? Barıştırmaya çalışıyorum. Biri abim, biri arkadaşım. Selin'cim bak. İyi bir kardeş olmak istiyorsan abinin özel hayatına karışma. Ha, iyi bir arkadaşım diyorsan arkadaşının başını Sinan'la yakma. Kötü bir arkadaş olduğum kesin de sen kendi kardeşine baksana. Hizmetçi kızlarına kadar düşmüş. Ya hiç yakışıyor mu sana böyle hizmetçi lafları falan? Ha? Ayrıca o işlerle ben ilgileneceğim. Küçük kız meselesiyle de ben ilgileneyim o zaman. Bir kan verdi diye yaptığı terbiyesizliği unutacak değil. Hiçbir şeyle ilgilenme. Tamam. Ayrıca öyle bir mesele yok. Babama da ayıp ediyorsun. Tamam lütfen. Lütfen. Yağız Bey. Lobideki kamera kayıtlarını aldık. Babanızın telefonuyla ilgili çok önemli bilgiler var efendim. Tamam, birazdan geleceğim. Tamam güzel. Hadi bozma moralini. Seni yalaka seni. Ağzın beyi zırlamaya mı arıyorsun? Köpek. Fazilet ben, Fazilet. Fazilet Hanım, Hazım Bey'i arıyorum haberi duyduğumdan beri ama açmıyor. Güzide Hanım'ın telefonu da kapalı. Öldüm bittim meraktan. Aman ölmeyin Salih Hanımcığım, siz bize çok lazımsınız. Hiç merak etmeyin. Küçük Bey çok iyi, sağlığı. Evde iyi, çok şükür. Gözünüz arkada kalmasın, herkes çok iyi. Siz nasılsınız inşallah, memleket nasıl? Evet. Kim olduğunu biliyor muyuz? Fazilet Çankıran, hastanın annesi. Emin misiniz? Eminim. Hastanın kaydını ben yaptım. Sıkma canını. Yanında kim vardı diye sormayacağım. Hiç kimse değil çünkü biliyorum. Ben yokken hep dağınıksın. Sudan çıkmış balık gibisin. Zavallı sevgilim. Bu kazayı bile benim yüzümden yaptın. Ben yokken acı çekmeyi bile beceremiyorsun sen. Ama ben seni son kez affediyorum. Bir daha bu hale gelme diye. Bak son kez. Emin misin oğlum? Gerçekten emin misin? Bir yanlışlık olmasın. Olacak şey değil. Ya olacak şey değil. Çıldırmış mı bu kadın? Nereye böyle Fazilet Hanım?
Alacağınızdan haberim var. Burada bekleyin. Kız çekil önümden. Fazilet Hanım. Ben alacağımı almaya gelmedim. Vereceğimi vermeye geldim. Fazilet. Ne oluyor orada? Hazım Bey'e bir vereceği varmış. Aa, tamam. Hanımefendinin alacağı hazır. Zarfı getirin. Yanlış anladınız herhalde hanımefendi. Ben alacağımı almaya gelmedim. Vereceğimi vermeye geldim. Tamam, vereceğinizi verin. Ben bizzat kendisine vermek istiyorum. Bu arada sizi görmem de çok isabetli oldu. Hastanede iki laf edemedik. Karşılıklı bir geçmiş olsun bile diyemedik birbirimize. Tamam hanımefendi. Alacağınızı alın, vereceğinizi verin ve lütfen gidin. Sen kendi gözünle görmeseydin görüntüleri inanılacak bir şey değildi. Tabii ki gereken yapılacak. Tabii ki. Sizin herhalde olanlardan hiç haberiniz yok. Benim kızım sizin yeğeninizin hayatını kurtardı. Aa, tam da tahmin ettiğim gibi. Verdiğiniz kanın her damlasını sömürmek üzere geldiniz. Öyle mi? Bakın, ben buna izin vermem. Sabrımı taşırmayın. O verdiğiniz kanın her damlasına güvenip bize karşı ahkam kesmeye geldiniz. Öyle mi? Ben mi ahkam kesiyorum? Evet efendim. Hanımefendi, hanımefendi. Bir kızım yeğeninizin hayatını kurtarırken o yeğeniniz öbür kızımın namusunu dillere destan etti. Aa. Haberiniz var mı bundan size? O kızınızın namusu nasıl dillere destan oldu biliyor musunuz hanımefendi? Nasıl? O sizin çağırdığınız gazeteciler yüzünden. Ben mi çağırdım? Evet. Hiç inkar etmeyin. Sizin bu oyununuzu gözlerinizden okuyorum. Bunu ikimiz de biliyoruz. Güzide, ne yapıyorsunuz? Ne oluyor burada? O hastanedeki gazeteciler meselesini görüşüyorduk. Siz... Ah, Allah'ım, al canım Allah'ım. Al canımı. Kalkın yerden, kalk. Gücünüz bana yetiyor değil mi? Zavallı dul bir kadına ne hale getirdiniz? Koskoca egemenler dul bir kadınla iki kızıyla uğraşıyor. Hanımefendi. İki kızını mı buldunuz? Lütfen. Kuru iftira. Allah'ım al canımı. Bırakın beni, ölmek istiyorum, bırakın. Ben mağdurken kabahatim oldum, şimdi bırakın beni. Bir su getirsenize, kolonya falan. İftiralardan kuru yarabbim. Biraz kendisini toparlasın, ondan sonra benim yanıma çıkartın. Koskoca egemenler bunlar. Fazilet Hanım. Kızlarıyla. Kalkın hadi. Tamam. Hayır, hayır, bırakın beni. Bırak beni. Nasıl inanırsın böyle numaralara? Numara yaptığının farkındayım. Bırak beni. Yok. Yok, delirmiş bu kadın Hazım. Normal değil, ben böyle şey görmedim. Ama her şey Sinan'ın kabahati. Biriniyle münasebet, öbürünün kan vermesi... muhatabımız olmayacak insanlarla bizi karşı karşıya getiriyor. Ben böyle şey görmedim. Bu gazeteci meselesi nedir peki? Her şey ortada değil mi şekerim? Yani bütün gazeteciler ön kapıdaydı. Sonra hop hepsi birden personel kapısına gidiyorlar. Peki bu kimin işine yarar? Hastanenin mi? Hayır efendim. O kadın o gazetecileri oraya toplamış. Yandın sen, yandın. Güzide Hanım'ı karşına aldın ya, o zarftaki parayı unut sen, unut. Öyle mi diyorsun? Al o para senin olsun. Ver kız şunları Narin, ver. Ver. Başımın gözümün de sadakası olsun. Terbiyesiz. Al. Senin koluna giren de kabahat zaten. Ha, ne gerek vardı böyle konuşmanın? Eminsek ki emin değiliz, ispatlayamıyoruz da. O zaman böyle muhatap olmanın alemi yoktu. Ha, bir dakika, bir dakika. Ben seni doğru mu anlıyorum acaba? Yani kabahatli ben miyim? Abla, lütfen. Anladım, anladım. Yani sen diyorsun ki gerçekleri gör ama bana söyleme. Tamam canım. Ben zaten bu evde misafirim. Küskünlüğün de tam zamanıydı. Hazımcığım, yavrucuğum. Bugüne kadar sana küstüğüm ne zaman görülmüş ki? Ama o kadın gidici. Ben de gidiyorum. Ha, şunu bileydin Cadı. Sen benden daha önce gidicisin bu evde.
Neden? Çünkü göz görmeyince gönül katlanır. O zaman da içim rahat eder. Kusura bakmayın, araya giriyorum ama size vermem gereken bir şey var, onu vermeye geldim. Fazilet Hanım, kendinizi iyi hissediyorsanız biraz konuşalım sizinle. Hastanenin güvenlik kamerası kayıtlarına göre... Buyurun, telefonunuz. Koltuğun arasına sıkışıvermiş. Arkanızdan seslendim ama duyuramadım sesimi. Gazeteciler de oradaydı, bir arbede çıkınca koştum yetişemedim. Alın telefonunuzu. Ne gerek vardı böyle yapmanıza? Danışmaya bırakabilirdiniz. Böylelikle bir takım yanlış anlaşılmaların önüne geçirmiş olurdu. Neyse, bu gazeteci konusu kapandığına göre siz de olayı fazla büyütmeyin. Yani çıkarken zarfınızı alın lütfen. Size konuyu kapatmak kolay tabii. Siz alışkınsınız böyle şeylere. Sizin muhitiniz, sizin çevreniz böyle şeylere alışkındır. Ama biz analı kızı el aleme rezil olduk Hazım Bey. Yani çıkan haberlerden biz de hiç mutlu değiliz. Sizi anlıyorum. Anlamazsınız efendim siz bizi. Siz bizi anlamazsınız. Biz öyle etliye sütlüye karışan bir aile değiliz ki. Sıradan bir aileyiz. Ben şimdi komşularımın yüzüne nasıl bakacağım? Hadi çıkan haberler bir yana. İşten kovulduğumda milletin diline dolandı. Ne yapacağım ben şimdi Hazım Bey? Onun bu konuyla ne alakası var? Ah Hazım Beyciğim, ah hiç sormayın. El alemin ağzı torba değil ki büzeceksiniz. Vallahi dilim de varmıyor söylemeye, yüzüm de kızaracak ama mecburum söyleyeceğim. Fazilet'in kızı sosyetenin oğlunu baştan çıkarmış da ondan işten atılmış diyorlar. Herkesin dilinde bu var. Çok ayıp. Çok ayıp. Ayıp tabii. Tabii ayıp. Biz namusumuzla yaşayan insanlarız Hazım Bey. Bakın ben dul bir insanım. Başta koca yok, baba yok, erkek yok. Hani yani sırf siz tanınmış bir ailesiniz diye şu içine düştüğümüz durumlara bir bakın. Çıkan haberler bir yana, kovulmam dilden dile dolaşıyor. Ah, ah benim bacakları kırılasıca küçük kızım ah. Aman lütfen böyle söylemeyin. Öyle öyle, öyle. Sunta bir yatakta yatıyor. Her sabah oram ağrıyor, buram ağrıyor diye uyanıyor yataktan. Görmedi kızcağız tabii, görmedi. Sizin yattığınız yataklardan da görmedik. Sizin o odalarınızdan da görmedik. Kızım da görmedi tabii, bilmiyor. O yumuşacık yatağı görünce bırakıvermiş kendini. Ama keşke görmez olaydı. Görmez olaydı da şanımızı, şerefimizi iki paralık etmeyeydi. Keşke. Ah. Fazilet Hanım, küçük kızınızın oğluma yaptığı yardımdan sonra sizin mağdur olmanızı istemeyiz. 4 gününüz kalmış. Eğer geri dönmek mahalledeki durumunuzu rahatlatacaksa geri dönebilirsiniz. Ama kızınızı yanınıza getirmemelisiniz. Bu onun için de bizim için de uygun olmaz. Hoş geldiniz Yavuz Bey. Babam nerede? Yukarıda, salonda. Tamam. Allah sizden razı olsun Hazım Bey. Allah sizden razı olsun. Baba, bu kadının şikayet dilek... Müsaadenizle Hazım Bey, iyi günler. Ben de çok sıkıldım. Ben bütün bu olanlardan. Bir yere gidelim mi? Hı? İkimiz baş başa. Hı? Ve kimseyi düşünmeden. Hayırlısı. Sana yasak ama uyalı. Yatak mevzusu kapandı ama unutuldu sanma. Ne benim derdim pek? Hı? Söyler misin? Seni istemem mi dert? Nesi var annemin? Kaçıyorsun benden. Kaçmıyorum. Eğer geri dönmek mahalledeki durumunuzu rahatlatacaksa geri dönebilirsiniz. Ama kızınızı yanınıza getirmemelisiniz. Bu onun için de bizim için de uygun olmaz. Ben bu kızı tekrar yalıya nasıl sokarım?
Ne oldu anne? Fikret. Yalıya da girdin işte. Niye kara kara düşünüyorsun? Evet anne yani ya. Yüzün gülsün birazcık. Sen konuşma. Geçen günkü aptallığından sonra hele sen hiç konuşma. Ya anne daha bugün kan verdin. Aptallığını unutturdun diyordun ya. Bir sana unutturamamışım belli. Bence ikiniz de konuşmayın. Şu yatak mevzusunda da ağzımı açtırmayın benim. Ne diyeceksin acaba Üçüncü? Çok merak ediyorum. Ne söyleyeceksin? Yüzsüz yüzsüz. Ne anlatacaksın? Yüzsüz derken neyi ima ettiğini sormayacağım bile. Sen benim neyi ima ettiğimi gayet iyi biliyorsun. Adamla sizli bizli konuşuyorsun ama belli ki ahbapsın. Gece yarıları adamın arabasına binecek kadar da samimisin. Anne. Eğer sen bana oyun oynamasaydın, bu adamı bana tanıdığını söyleseydin, ben kardeşin için yalılara gidip el alemin pisliğini tozunu almazdım şimdi. O iş olmayacak. Boşuna hayal kurma. Hele bu olaydan sonra hiç olmayacak. Eline boşuna toz bezi aldın sen. O kadar çok şey kaçırdınız ki yani. Kadın böyle üstünü başını parçalayarak böyle iftira diye bağırdı. Çok şey kaçırdınız. Rezil. Bu arada böyle halanla baban da böyle far görmüş tavşan gibi böyle kaldı. Babam normalde böyle şeylere prim vermezdi ama. İşte Sinan'ın marifeti hayatım. Babanın elini zayıflattı. Kadına bak ya. Kızının yaptığı tüm terbiyesizlikleri unutturdu. Bravo abime. Ben hastaneye geçiyorum. Azım, biz de çocuklarla senin verdiğin son kararın üzerine konuşuyorduk. Bak, o kadını tekrar bu eve sokman çok yanlış. Hastanede bu konu üzerinde düşünecek çok uzun zamanın olacak canım. Yol yakınken bu defteri kapatalım. Düşünecek ve konuşacak bir şey yok Güzide. Ben kararımı verdim. Aslında gazetelere yansıyanlardan sonra bence de çok tuhaf oldu baba. Ayrıca sırf abime kan verdi diye annemin yatağına kadar giren bir kızı bağrımıza basacak değiliz değil mi baba? Çünkü gerçekten çok tuhaf. Eğer o kız yardım etmeseydi biz belki de o kadar kolay kan bulamazdık. Ve Sinan'ın hayatı tehlikeye girerdi. Evet, çünkü İstanbul'daki bütün kan stokları o kızın elinde değil mi? Konu bu kız değil. Fazilet Hanım gelecek ve bir haftasını burada tamamlayacak. Hepsi bu kadar. Ha. Yani o küçük kız Sinan'a kan verdi diye kendini mecbur hissediyorsun öyle mi? Ben hiç kimseye karşı kendimi mecbur hissetmiyorum Güzide. Hazımcığım, bu evde o kadını itici bulan bir tek ben değilim. Yaz. Efendim. Sesin çıkmıyor yavrum. Ben bu evde yaşamıyorum hala. Fazilet Hanım kalan günlerini burada tamamlayacak. Ben böyle uygun gördüm. İyi geceler. Baba. Halam sana bozulmuş. Büyütüyor. Büyütüyor. Ben de halama katılıyorum aslında. O kadın gazetecileri çağırmış da inanırım. Ayrıca ben bu telefon hikayesine de inanmıyorum çünkü görüntüleri gördüm. Kadının beden dilini gördüm. Telefonu nasıl cebine attığını, ortalığı kestiğini gördüm. Bu kadında da, kızlarında da hoşuma gitmeyen şeyler var. Ailemdeki herkes derdi tasayı bıraktı, acısını unutup Fazilet Hanım ve kızlarına kafayı taktı. Günlerdir bundan başka hiçbir şey konuşulmuyor burada. Serseri kardeşin yüzünden büyük kızı mağdur oldu. Ama küçük kız Sinan'ın hayatını kurtardı, ona kan verdi. Ama kimsenin umurunda değil. Ne oluyor bizim ailemize? Ha? Nelerle uğraşıyor insanlar böyle? Ben hayatımda hiç kimseyi mağdur etmedim Yağız. Yazıklar olsun be! Yazıklar olsun! Utanmaz herif! Anasına diklenmek ha! Hem de o edepsiz karının kızı için! Büyü yaptılar bey. Kesin bizim oğlana büyü yaptı bunlar. Ne yere bakan yürek yakanmış şu karının kızı. Analı kızlı oyuncak etmişler bizim oğlanı ellerinde. Onlar analı kızlı o yolun yolcusu olmuşlar bey. Baksana küçük kız bizim oğlana kancayı takmış parmağında oynatıyor. Büyük kız da sosyetik olanlarla geziyormuş.
Kör olmuş bizim oğlan, kör elin yollu kızına. Anne! Ayıp oluyor bak. Kime ayıp oluyor lan? He? Kaç senedir gençlik sevdasıdır dedim. O fazilet karısının bütün çirkefliklerine sustum ama daha susmam. Haberin ola. Baba bak, Ece hiçbir şey yapmadı. Ece'yi... Lan başlatma Ece'ne. Ananın halini görmüyor musun lan? Sokak kedisi gibi yüzünü tırmalamış o kadın. Sen ananın arkasında duracağına kafa mı tutuyorsun lan? O zaman Ece'yi karıştırmayacak baba bak. Anam olsa değişmem. Kimse Ece'yi karıştırmayacak. Ulan Ece ne de sana da. Sana da. Lan sen. Bak sırf bana olan inadından kardeşinin istikbaliyle oynuyorsun. Şimdi gözler bizim üzerimizdeyken bizi hoş tutmak isterler. Konuşsana sen şu Sinan'la bir. Duymuyorum seni. Anne ben 5 dakika Gülsümlere gidip geliyorum. Aston bitmiş. Kızım. Ne olur kardeşinin elini tutsan, istikbalimiz için parmağını oynatsan, ne olur incilerin mi dökülür? Ha? Ne olur? Seni bir daha o kızın yanında görmeyeyim lan. Siz ister dövün ister sövün. Ben Ece'yi seviyorum baba, alacağım Ece'yi. Sus oğlum! Dilini tut bari! Susturamazsınız anne. Dilimi susturabilirsiniz ama kalbimi susturamazsınız. Ben seviyorum Ece'yi. Bak hala konuşuyor ya. Kurban olayım ben, yapma. Siz ne yaparsanız yapın. Ben Ece'yi seviyorum, alacağım Ece'yi, tamam mı? Ben Ece'yi seviyorum. Cesetimi çiğnersiniz. Oğlum nereye gidiyorsun? Dur! Git Ece. Yasin gitmeyeceğim. Gitmeyeceğim. Hepsi benim yüzümden oldu. Allah kahretsin bir bu kalmıştı ya. Benim yüzümden dayak yemediğin kalmıştı. Ya tamam aşkım bak acımıyor, bir şey yok. Hadi evine git bak şimdi, anan çıkacak. Ben de yedim o dayağı seninle, gitmeyeceğim. Baksana. Ben de sana ziyan edecek kız var mı? Bak bakalım bana. Bak bak bak. Var mı? Söyle o zaman. Evlenecek misin benimle? Evleneceğim.
görmüyor musun sen bizim şu halimizi? Ha? Bu evde bizimle yaşamıyorsun sanki. Kirayı ben ödüyorum anne. Tamam işte, ben de onun için diyorum işte. Daha ne zamana kadar el alemin ağız kokusunu çekeceksin? Şu halimize bak. Küfün, rutubetin içindeyiz. Su borusu ha patladı ha patlayacak. İyi geceler. Kızım, sen niye anlamıyorsun? Kardeşim başımızdaki talih kuşu. Ama kanadı kırık, uçamıyor. Senle el ele versek, onu bir uçuruversek, bak bütün hayatımız değişecek kızım. Hazan, bırak şu kitabı. Şimdi herkes meşhur olmak istiyor. Bunun nesi fena, ben anlamadım ki. Bak ben istemeyi bilemedim. Rahmetli Fadime nenem, çok istersen olur kuzum derdi. Ama ben bilemedim işte. Bak kardeşim biliyor, o çok istiyor. Eğer bak bu yarışmadan birinci olursa hayatımız değişecek Hasan. Fena mı? Paramız olsun, çok güzel bir evimiz olsun. Yediğimiz önümüzde, yemediğimiz arkamızda olsun. Neyimiz eksik bizim oyalı kadınlarından? Ha? Neyimiz? Ağlıyorsun ya. Karşıma geçmiş para için ağlıyorsun. Ya ben daha dün kaza geçirdim be. İnsaf. Gelmiş kızım sağ salim eve geldi diye şükredeceğine geçmiş karşıma para için ağlıyorsun sen. Ağlarım tabii. Ağlarım. Senin için de ağlarım, para için de ağlarım. O parayı icat edenin kemikleri kurusun inşallah. Parasız nimet var da ben mi burun kıvırıyorum? Parası olmayan insan değil kızım bu devirde. Paran yoksa ne hanımsın ne de beysin. Hiçsin hiç. Şu söylediklerim var umurumda değil ya. Neden biliyor musun? Çünkü ben bu evde mutlu olduğumuz zamanları hatırlıyorum. Senin para para diye kavga çıkarmana rağmen ben babam hayattaykenki mutluluğumu hatırlıyorum. Küçük çocuğun mutluluğuna ne var? Ver eline bayat kofreti mutlu olsun. Babanı mezardan kaldır da anlatsın sana mutluluk neymiş. Bak yine babamı karıştırıyorsun. Karıştırırım. Karıştırırım ne çektiğimi bir ben biliyorum bir de Allah biliyor. Bak kızım, bak beni ah. Dinle. Bak, gençsin daha. Sen bilmezsin. Para önden gider, bütün kapıları açar. Bize de açsın. Artık bu kapılar bize de açılsın. Bir ben mi istiyorum bunu? Çık mahalleye, bak herkes istiyor. Herkes para, para, para diye yanıp tutuşuyor. Canına yandığımın dünyasında herkes para istiyor. Fazilet istemiş çok mu? Para, para diye kafayı yedin sen ha. Bak, huyunu suyunu bilmesem, bak o adamla gerçekten bir alakan olduğuna dair şu kadar umudum olsa, sana yemin ederim, kardeşini itelemekten vazgeçerim. Kime niyet, kime kısmetmiş derim. Talih kuşu benim büyük kızımın başına kondu derim. Dua ederim Allah'a senin mutluluğun için. Sen harbiden zavallısın ya. Ben zavallıysam, evladının tahtını yapmak isteyen bütün analar zavallı o zaman, öyle mi? Her anne evladı için hayırlı bir kısmet ister. Her anne evladı için en iyisi neyse onu ister. Kimi şanslıdır kaderden yana, kimi de benim gibi kavgalıdır kaderle. Benim payıma düşen, evladımın yazgısını değiştirmek. Hem sen beni kınayacağına yardım et, yardım. Yardım et de çıkalım şu fakirlik çukurundan. Bir torpille hayatın değişecek ha. İstediğin, hayal ettiğin her şeye bir torpille kavuşacaksın değil mi? Herkes böyle oluyor. Önce bir el uzanıyor çukura. Ondan sonra da Allah yürü ya kulum diyor. Biz biliyoruz bunların meşhurları, ünlülerin nasıl meşhur olduğunu. Okuyoruz herhalde gazetelerden. Cahil değiliz. Bir yerden yüzünü gösterdiği zaman ondan sonra gelsin diziler, filmler, reklamlar. Anca rüyanda görürsün anne. Sen bu geceyi unutma. Sen bu gece bana yardım etmedin ya. Yaz bunu bir kenara. Yaz. İş başa düştü Fazilet. İş başa düştü.
görürsün anne. Rüyanda. Dönelim artık Sinan Bey. Doktor Bey 10 dakika demişti. Bahçeye mi çıksak ya? Baydı beni burası. Ama başınız dönebilir. Zorlamayalım artık. Düşebilirsiniz. Sinan Bey, iyi misiniz? İyiyim, iyiyim. Çok iyiyim. Nerede bu 100 dolar ya? Annesinin kuzusu. Sarı kuzum benim. Aslan evladım. Kalk bak anan geldi. Kalk. Hadi evimize gidelim. Anne. Bak bildim parkta olduğunu. Akşamdan gelecektim ama babanın da gözüne uyku girmedi. Sabaha kadar dolandı durdu adamcağız. Kurdeşen dökecek diye korkuyorum. Hadi kalk evimize gidelim. Hadi. Anne ben gelmeyeceğim bak. Boşuna dil dökme. Ne demek gelmeyeceğim? Öldürecek misin oğlum sen beni? Anne bak ben dayak yediğim eve bir daha gitmem. Gidersin. Şu kadarcık hatırım varsa anarsam gidersin. Anne bak yapma ben çocuk değilim. Bak bir değil iki değil üç değil ya. Ah ben nerelere gideyim? Ah Allah'ım al canımı da kurtulayım. Ah ben anne, nerelere gideyim? Ay canımı al da kurtulayım. Anne. Ben artık yeter baba ol canıma yeter. Anne ne yapıyorsun yapma. Anandan emdiğim süt burnumdan geldi. Ya anne Allah aşkına. Ah, Allah'ım ciğerim yanıyor. Allah'ım ciğerim yanmış saçlarım yalınmış çakma. Allah'ım canımı al şu hayırsız evladım. Yanında önüne düşeyim inşallah topraklara geleyim. Ya tövbe de anne ne diyorsun Allah aşkına ya. Tamam tamam anne tamam. Geleceğim anne. Geleceğim. Geleceğim. Geleceğim annem tamam kurban olurum ben sana. Gel tamam. Şükürler olsun. Şükürler olsun. Yapma ah şükürler olsun. Ben üstünü başımda yaptın ya. Kafayı yiyeceğim. Ya kafayı yiyeceğim. Kafayı yiyeceğim ya. 100 doları gördün mü? Ne doları ya? Suratıma attığı 100 dolar. Ya ne bağırıyorsun ben nereden bileyim abla? Birazdan çıkacağım. İyi. Şu kapıya iyi bak Fazilet. Kelebek gibi açılıyor. Kaderin kapısı da işte böyle açılacak sana. İşte böyle açılacak. Hayırlı sabahlar Ayvaz Efendi. Size de Fazilet Hanım. Size de. Ay vallahi de billahi de geldi. Ay şundaki havaya bak. Kim der dün kendini yerden yere vurdu diye. Vallahi onu bunu bilmem de korkulur bu kadından. Abla bu bavul ne? Sen nereye gidiyorsun? Ah ne kadar saçma bir soru. Yavrucuğum benim de bir evim var değil mi? Abla sen bu çalışan kadın meselesini biraz fazla abartıyorsun. Bu kadar zor bir zamanda yapma böyle. Ay neresini abartıyorum canım. Ben zaten Sevinç'in 7'sine kadar kalacaktım. Ama sonra vazgeçtim. Ama 7'sine tekrar geleceğim. Ha, 2 saatlik mesafeye gidiyorum. Mesele değil. Bana karşı çok gereksiz yere tavır alıyorsun abla. Tavır almıyorum Hazımcığım. Ama benim yol verdiğim personel... Uyduruk bir sinir krizi numarasıyla tekrar kardeşimin evine girerse bana da gitmek düşer değil mi canım? Ben Sinan'ı bekliyorum.
Gelince veda edip gideceğim. Pekala. Sen bilirsin. Madem böyle karar aldın, öyle olsun. Yok, yok! Nereye kayboldun ya? Anne. Aa, üstüme iyilik sağlık. Kapkara çarşaf. İnsan hiç şu çarşafta yatar mı? Öyle sever Sinan Bey. Yayı ver işte. Yayıyoruz zaten biz de. Üstümde kızın yatmayacak ya. Bir şey mi dedin sen? Yo, bir şey demedim. Ya sana öyle geldi herhalde. Ha, bir şey dedin gibi oldu da. Aa, bu su da burada bekleye bekleye baloncuk olmuş. Değiştirmek lazım bu suyu. Ne yaptın sen be? Manyak mısın? Ay nasıl oldu bu? Bilemedim, elimden kayıverdi vallahi. Yalan söyleme. Bile bile yaptım biliyorum. Ya niye bile bile yapayım? Elimden kayıverdi şuradan alırken şöyle. Destur diyeceksin. Benim kızlarımı ağzına alırken desturla başlayacaksın. Bu kadar. Tamam tamam, çatlama, açtık. Efendim? Bu kadarını yapmış olamazsın değil mi anne? Kız ne bağırıyorsun sen, bir dur. Neyi yapmamışım da yapmamışım? Ne diyorsun anlamadım. Para nerede? Ben de soruyorum Rabbime her gece. Rabbim para nerede? Para nerede Rabbim diyorum. Anne benimle oyun oynama. $100 ne yaptın? Nerede $100? Kız kim kaybetmiş de ben bulacağım $100? Kaç para oldu dolar sen biliyor musun? Harcadın mı ya? Harcadın mı parayı, ne yaptın? Hazan bak beni oyalama. İşim var gücüm var. Daha bir sürü halletmem gereken iş var. Sinan Bey çıkıyor bugün hastaneden. Gerçi haberin vardır senin herhalde. Hadi hadi oyalama beni. Çok işim var daha. Benden günah gitti. Yuh be birader. Hastanede yatak mı kalmadı yatacak? Sıktı abicim, sıktı ya. Gel buraya gel. Gel. Sıktı diyor hala. Lan doktorlar hemşirelere benzirdim demiyor da. Ben de şantiyeye uğradım. Çıkışına yetişemem diye şimdiden geleyim dedim. Eyvallah abicim, sağ ol. Şş, bana bak. Ben babam gibi vaaz vermeyeceğim şimdi sana ama... Bir an önce kendini toparla. Bizi üzmeyeceksin. Tamam mı? Bak, şakam yok, karışmama. Bana bak, evde tek mevzu ne biliyor musun? Şu kazayı yaptığın kız. Sinan, kendini topla oğlum. Bak sen ya. Bak sen ya. Ben bu bak sen ya'ları, içime şeytan kaçtı bakışları çok iyi bilirim. Sen giderken biz dönüyorduk aslanım. Bu kızın annesi Tekin değil. Halam daha ilk günden taktı kadına. Hadi kaçtım ben. Evde görüşürüz. Sinan. Sakın başımızı ağrıtma. Aman diyeyim. Baş ağrısı dediğin nedir ki abi? Bir ağrı kesici alırsın geçer gider. Ne çamur, ne şirret bir şeymiş ya. Bir sürahi suyu üstüme döktü. Şikayet etsene Güzde Hanım'a. Kesiversinler biletini. Ah narinim benim. Endamına kurban oldum. Sen düdüklüyle dün uğraşırken fark etmedin herhalde. Benim bilet kesildi. Hem de gidiş dönüş kesildi. Kes babam kes. Laflara bak laflara. O kadar şımarma Fazilet Hanım. Hazım Bey halini acıdı. O da kızının verdiği kan hatırına. Güzde Hanım verdi senin notunu. Sayılı gününü burnundan getirmezse ben de Gülten değilim. Kızlar, Güzide Hanım gidiyor. Ne demek gidiyor? Yedisine kadar kalacaktı. Öyleydi de caymış işte. Artık nedense. Biletini kesmişler herhalde. Ay havalara bak. Bozuldu da ondan gidiyor değil mi? Hep bunun yüzünden işte. Kardeşine de bir lafını geçiremedi ya.
Vallahi rüyamda görsem inanmam. 2 günlük cadaloz, 40 yıllık Güzde Hanım'ın hakkından geldi. Beter bir şey bu, beter. Ay bırak, uğraşılmaz. Kızı Sinan Bey'le dolaşırken neme lazım? Ha şunu bileydiniz, Fazilet kimmiş öğreneceksiniz. Lütfen sinyal sesinden sonra mesajınızı bırakın. Kızım. Ablan arayıp duruyor, $100 nerede, $100 nerede diye. Kalkınca ara beni. Kalkmadın mı sen daha? Hadi, bekliyorum telefonunu. Gel, ben sana göstereyim ne istediğini. Gel, gel. Dur, dur sen. Bak, hangisinin çilesini istiyorsun ha? Kimin kaderini istiyorsun? Bir tane de orada var ha? Gencecik yaşında neneye dönmüş halı silkelemekten. Onun gibi yaşlanmak mı istiyorsun ha? Biri karnında, biri elinde, görüyor musun? Güzellikten eser kalmamış ha? Onun gibi mi olmak istiyorsun? Bir söyle, sen bana bir söyle. Sen bana ne istediğini bir söyle. Ne istiyorsun? Geldim, geldim. O buz gibi havada şu kadarcık üşümedim ben. Neden? Bugün heyecanıyla yanıyordum çünkü. Aşkım, kıyamam ya. Neyse, ben her şeyi hallettim, hadi. Hadi. Ablama söylesem miydim acaba? Aşkım. Bak, her şey öyle güzel olacak ki bugünü hiç unutmayacağız. Bugün en güzel günlerimizin başlangıcı olacak. Sana söz veriyorum. Her şey çok güzel olacak. Bugüne gelmek için neler çektiğimizi, her şeyi çocuklarımıza anlatacağız sonra. Sana söz veriyorum. Tamam mı? Ada sahillerinde bekliyorum. Kolay gelsin. Kolaysa başınıza gelsin diyeceğim ama size de söylenmez ki. Maşallah, maşallah. Çok keyiflisiniz. Rabbim keyfimizi, neşemizi almasın elimizden. Çok şükür öyleyiz. Bir şey duydum ben. Vallahi şok iyi oldum. Gidiyor musunuz ya siz? Ay vallahi içime bir şey oturdu. Nasıl alıştıydık varlığınıza? Yokluğunuza nasıl alışacağız acaba? Ah ah. Ben de tam bunu söyleyecektim size. Bana değil. Ama bu eve fazla alışmamaya bakın Fazilet Hanım. Sakın ola, kardeşimin merhameti sizi yanıltmasın. Ne kızlarınızla ne de bu geçici işinizle ilgili boş hayallere kapılmayın. Kızlarımla derken? Bana aptalı oynamayın. Buraya dönmek için ne çeşit dolaplar çevirdiğinizin farkındayım. Siz ve kızlarınız nasıl bir şebekesiniz? Şebeke mi? Ne boş hayaller, ne çirkin amaçlarla ailemize dadandınız, bilemiyorum. Ama sizi uyarıyorum. Yerinizi, sınırınızı, anneliğinizi bilin. Kızlarınıza da sahip çıkın. Haddinizi aşmayın. Zira egemenlerin karşısındasınız. Hayalleriniz boyunuzu aşmasın. Sonra çok üzülürsünüz. Bakın uyarıyorum. Siz de, kızlarınız da çok üzülürsünüz. Benim analığımı, hayallerimi ölçmeye senin boyun yeter mi be? Yeter mi?
güzel olmuş ama. Bak bak, Fazilet'in büyüğe bak, meşhur olmuş ayol. Tanımaz artık bizi. Kız küçüğünden beklerdim de büyüğünden hiç beklemezdim. Ay ekmeğinde aklı başında bilirdik ama bunun da gözü yükseklerdi. Vallahi ne yalan söyleyeyim anam. Hiç beklemezdim bundan. Baksana sosyetenin eğlencesi olmuş. Kan çeker, kan çeker anam. Fazilet'in kızı değil mi bu? O adam beni sen suratıma $100 attı. Duydun mu beni? Kızını mı sen? Allah kahretsin. Fazilet Hanım'ın kızıyım da ben. Kız, ne işin var burada? Hoş bulduk Fazilet Hanım. Ne işin var burada senin? Alacağımı alayım. Ya da seni bütün yalıya rezil edeyim. Sinan Bey, Sinan Bey, Sinan Bey. Doğru arabaya bin, tek kelime söyle. Sinan Hanım'la barışın. Sinan Bey, Sinan Bey. Arabadaki hanımefendi kimdi Sinan Bey? Evde tek mevzu ne biliyor musun? Şu kazayı yaptığın kız. Sinan, kendini topla oğlum. Arkadaşlar, kazayı yeni sevgilimle yaptık. İsmini öğrenebilir miyim Sinan Bey? Sinan Bey, ismini öğrenebilir miyim lütfen? Müsaade eder misin? İsmini öğrenebilir miyim Sinan Bey? Anne, bak delirtme beni. Zaten mahalleden buraya gelene kadar kan beynime çıktı. Artık ünlü oldun değil mi? İnsan gözlüksüz çıkar mı? Bir güneş gözlüğü takıp edeydin gözüne. Yürü çabuk. Anne. Ver parayı. Bende para mara yok. Bende para mara yok. Bak rezil olacağım. Çabuk çık dışarı. Tamam. Sen istediğin kadar aptal hayat. Ben burada bekliyorum. Şuradan şuraya gitmem. Kızım. Bak sana konuşacağız diyorum. Ama burada değil. Evde konuşacağız. Hadi yürü. Harcadım ya. Ha? Harcadım bak doğru söyle. Kız, ne harcaması? Ne harcaması? Sana eve git diyorum. Evde konuşacağız. Hadi. Anne bak. Ya o parayı verirsen. Ya da salona girdiğim gibi patronlarından haftalığını ister seni rezil ederim. Çabuk. Bak. Şişt. Ben harcamadım. El alemin ayıbını bir gün yüzüne vurayım diye tutuyorum bir kenarda. Çocuklarım için tutuyorum. Al. Hadi. Çabuk 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 çabuk. Yağızcığım, nerede kaldı bunlar? Arasak mı acaba? Oh, trafik varmış geliler biraz. Yağız Egemen.